Aziz seyirciler bak Hazreti Ömer'i Hazreti Ömer'i tanımlayacağımız şeylerden bir tanesi de budur. Resulullah'ın hadislerini koruyan adam radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz ile ilgili bizim tanımlamamız odur. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek anlatacağım size. Senin hayatı sonra da cevap olarak gelsin. Bu Irak dedik ki az önce fethediliyor Hazreti Ömer zamanında. Hazreti Ömer oraya idareciler, İslam'ı anlatmak için mübelliğler gönderiyor. Yani tebliğciler, irşatçılar gönderiyor. Yine bir heyeti gönderecek. Gönderici heyetin başında da Karaza bin Kâb var sahabeden. Karaza bin Kâb var. Hazreti Ömer onlarla beraber şehrin dışına kadar yürümeye başlıyor. Şehrin dışına kadar yürüyor onlarla. Sonra tam onlarla ayrılma noktasına gelince Hazreti Ömer onlara diyor ki ben Sine diyor niye buraya kadar yürüdüm? Biliyor musunuz diyor yani ben niye geldim sizinle buraya kadar? Bu Karaza diyor ki biz diyor Hazreti Peygamber'in sahabileriyiz onun bir hak hukuku var. Yani ona olan saygında muhabbetinden dolayı bizimle beraber bizi böyle şeyin içinden hadi yolunuz açık olsun demeyip yanımıza beraber gelerek uğurluyorsun bizi. Hazreti Ömer onlara diyor ki az kardeşlerim sizi diyor buraya kadar gelmem sebebi, sizinle beraber gelmem sebebi size bir tavsiyem var. O tavsiyemi yerine getirin diyor. Nedir o tavsiye diye soruyor Karaz'a diyor ki siz şimdi Irak'a gideceksiniz. Aziz Seyirci, Irak'a gideceksiniz derken kastettiği şey şu, Irak ahalisi yeni Müslüman olmuş, tamam. Yeni Müslüman olmuş. Siz oraya gittiğinizde oradaki insanlar şöyle diyecekler. Diyecekler ki, Resulullah'ın ashabı gelmiş. Size bağırlarını, böğürlerini açacaklar. Yani Hazreti Peygamber'in arkadaşları gelmiş ve bu insanlar İslam'ı öğrenmek istiyorlar. Ve bunların Kur'an'a karşı, İslam'a karşı olan gönülleri tencerenin fokurdaması gibidir. Yani bunların gönülleri İslam İslam din diye kaynıyor. Fokur diyor. Kur'an'a karşı böyle iş var. Sizden istirhamım diyor Hazreti Ömer. Onlara Allah'ın kitabını onlara öğretmeye gayret edin diyor Hazreti Ömer. Aziz kardeşlerim, onlara ifade de çok güzel ne diyor? Ben size diyor şunu tavsiye ediyorum diyor. Allah'ın kitabını onlara rivayet edin, aktarın. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan hadisi de azaltın diyor. Bakın azaltın iptal etmiyor yalnız. Bu ifadeye dikkat edin. Şimdi biz şöyle bir kabulü olan insanlarız. Diyoruz ki biz Hazreti Peygamber Aleyhisselam olsun, onun değerli arkadaşları Hazreti Ömer'den bahsediyoruz. Onun gibi insanlar olsun. Bizim büyük geçmiş ulema olsun. Bunlar bir şey diyorlarsa, bunlar bir şey yapıyorlar ise bunun mutlaka toplumsal bir karşılığı vardır. Önce biz niye böyle dedi? Niye böyle yaptı? Bunu anlamaya çalışmamız lazım. Şimdi Hazreti Ömer efendimiz ne diyor onlara? Allah'ın kitabını onlara öğretmeye bakın diyor. Önceliğiniz bu olsun. İkinci olarak da hadis rivayetini azaltın anladım. diyor. Hadis rivayetini azaltın. Şimdi buradan Hazreti Ömer'in aziz kardeşlerim hadislere karşı olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Peygamber'in dizinin dibinde onun için canını vermeye hazır olan bir insan Peygamber aleyhisselam vefat edip benim peygamberle ilişkim kesildi der mi Hazreti Ömer? ya Bunu diyebilir miyiz? Ya hangi akıl sahibi bunu der? Dolayısıyla burada yapacak olduğum şey nedir? Hazreti Ömer niye bunu dedi? Şimdi o soruyu ben size soracağım. Bir tahmin edin bakayım. Hazreti Ömer niye yardımcı olsun diye de bir yol açayım ise Yeni fethedilmiş İslam'ı öğrenme azmini taşıyan bu insanlara göndermiş olduğu insanlara yetkili kimselere, valilere, idarecilere, irşatçılara, mürşitlere niye Allah'ın kitabını onları öğretin, hadis rivayetini azaltın dedi. Soru bu. Hocam hadislerin, Esmer. hadislerin Kur'an-ı Kerim'in önüne geçmemesi için Hocam bir de Başka? Va vakit hocam. Yani onlarla kısa bir süre belki beraber olacaklar. O sürede Allah'ın kitabından ne kadar çok şey üretebilirlerse kârdır diye mesela. Bir de şöyle bir şey olabilir hocam. Mesela onlar da o kafa karışıklığı şey olmasın. Birbirine karıştırmasınlar diye. Bravo. Ayet ve hadis birbirine karışmasın diye. Bravo. Sen bunu demiş miydin? Yok hocam. Heh. Ya hayat sen böyle bir cevher imişsin evet. Yeni anladık. Evet. Hayat söylemiş olduğu, sizin hepinizin söylemiş olduğu şeyler de doğru. Aziz seyirciler burada Hazreti Ömer Efendimizin ne kadar yüksek bir feraset sahibi olduğunu anlıyoruz. Niye anlıyoruz? Şundan dolayı. Bu insanlar İslam'a yeni girmişler. Siz bir taraftan onlara Allah'ın ayetlerini, bir taraftan Allah'ın hadislerini, Allah Resulü'nün hadislerini aktarırsanız, böyle bombardıman yaparsanız anlamında söylüyorum. Bombardıman yaparsanız bu insanlar İslam'la yeni tanışıyorlar. Bu insanların kafalarında hangisi ayet, hangisi hadis bunlar birbirine karışmaya başlarsa yeni fethedilmiş olan bir coğrafyada arkadaşlar bu karmaşıklığı sonra kim düzeltecek? Düzeltebilir mi? Düzeltemez. Ve biz burada bu rivayeti kendimize bazıları yaslanmak için dayanak alıyorlar ya İşte Hz. Ömer böyle yaptı. Ama unuttuğumuz şey şudur. Sanki Hz. Ömer o göndermiş olduğu insanlara siz onlara namazın edasından bahsetmeyi mi dedi? He? Hz. Ömer Efendimiz onlara siz namazın nasıl eda edileceğinden bahsetmeyin mi dedi? Hayır. Yani o giden insanlar sadece Allah'ın kitabındaki ayetleri okudular da namaz nasıl kılınır, oruç nasıl verilir, zekat nasıl verilir, tutulur, oruç nasıl tutulur, zekat nasıl verilir, işte hac nasıl, umre nasıl yapılır. Bunlar anlatmadılar mı? Anlattılar. Anlattılar değil mi? Şimdi. Dolayısıyla buradaki esas, Hz. Ömer Efendimizin vermeye çalışmış olduğu, onlara öğretmiş olduğu şey çok ince hassas bir dengedir. Yeni İslam'a girmiş olan insanların kafalarının ayet, hadis hangisi birbirinden ayırt edemeyecek durumda olan kimselerin korunmasıdır. Hazreti Ömer Efendimizi bu açıdan takdir etmemiz gerekir.